kendi stoğumdan var ya. Yaptığımız deneylerle falan hep birlikte bir bilim şenliği düzenlemek istedik. Bu bilim şenliğinin içinde gezi gözleme yer vermek istedik. Ve bunun içinde de bir yumurtanın kuluçka makinesinde çıkışını gözlemleyebiliriz diye düşündük. Ve şansımız da oldu gerçekten. Tavuğun normalde yavrularını çıkarmak için onları sıcak tutması, nemli tutması ve gagasıyla çevirme sürecini kuluçka makinesinin nasıl yaptığını gözlemleme şansı bulduk çocuklarla. Ve sonunda da birkaç tane yavruyu çıkarmayı başardık. Devamını da bekliyoruz. Çocuklar çok şaşırdı. Çünkü açıkçası yumurtanın sadece markette üretilip satıldığını düşünen çocuklar vardı. Yani doğadan gerçekten uzaklaştırmışız biz çocukları. Çok yalıtımlı bir hayatları var şehir merkezinin içinde. Bence güzel bir etkinlik oldu. Belki bir daha görme şansları olmayacak. Onun için açıkçası çok mutluyum. Ben ilk başta onu ilk gördüğümde hiç o kadar onu o kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim ama sonradan en ufak bir sarsılmasında bile onu çok endişelendim onun için. Ben civcivler küçükken çok heyecanlanıyordum. Sonra çok tatlı olduklarını gördüm. Çok tatlılardı. Onları sevmek istiyordum. Ben de ilk önce böyle çok değişik bir şey çıkacağını düşünüyordum. Ama sonradan baktım sevmeye başladım. Çok tatlı bir şey. Ben heyecanlandım ilk başta. Sonra çıkınca çok tatlı oldu işte. Böyle çok değişikti, ıslaktı. Öğretmen videosunu gösterdiğinde o göbek bağı çok değişikti. Böyle nasıl koptuğunu falan şeydi. Böyle çok değişik bir histi izlemek. Mesela herkes olsa çok güzel olurdu. Çünkü eğlenceli yapmak. Yani civcivlerin önemini anladık ve civcivlerin arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini arkadaşım Barış'la birlikte gördük. Ay çok tatlı. Ne hissediyorsun? İlk doğduğunda çok güzel bir şey hissetmiştim. Çok tatlılar, çok güzeller. Yani bu kadar minik olacağını sanmamıştım. Çok tatlılar. Benim kuşumu aldığımda da öyle hissetmiştim. İlk gördüğümde minicikti, çok ıslaktı. Ve çok tatlılar. Bu makine adı kuluçka makinesi. Bu anneyle aynı görevi görüyor. Böyle sağa sola döndürüyor. 36 derecede sıcaklıkta tutuyor. Bir de altta bir su var. Onunla nemleniyorlar. En sonunda civciv gagalarıyla yumurtayı kırıyor, bir delik açıyor ve sonra yumurtadan çıkıyor. Evet. Böyle önce gagasıyla vuruyor şeye. Sonra orayı böyle daha büyütüyor. Sonra kanatlarını falan gövdesini çıkartıyor. Sonra göbek bağından kurtularak çıkıyor. Ama çok ıslak çıkıyor. Ben ne görmüştüm? Civciv de çıkmıştı.
ne diyeyim. Ondan sonra çıkmıştı. Ondan sonra da biz konuştuğumuzda da cik 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 ötüyordu. Ondan sonra sakinleşmişti. Öyle işte. Biz elimizi onu uzatınca sakinleşti değil mi? Evet. Civcivi ilk gördüğümde çok sevdim. Avucumdan daha küçük bir şeydi. Çok hoşuma gitti civciv. 22 gün boyunca çok heyecanlı geçti. Mesela ilk çıktığında daha hızlı beslenmeye başlasın diye tuzlu su falan verdik bir damla. Ondan sonra sonra yemlemeye başladık. Sonra sıcak tutmak için ampul yaktık. Her doğanı biraz büyüdükten sonra hemen kutuya alıyoruz. İlk çıkarken ben gördüm onu. Şu kadar bir şey, küçücük bir katman kırmaya çalışıyor kanatlarıyla.